Ne kadar yüksek bu, hayret. Melez. Hı? Melez. Ama gibi çok güzel, hayret, bu kadar güzel olması. Maşallah. Canım Nietzsche, Allah seni koruyup kollasın. Hep iyilerle, iyi insanlarla birlikte yaşasın. Seni cennetiyle şereflendirsin, nimetlendirsin. Cennette de kardeş etsin Allah. Allah hidayetiyle sarsın seni, melekleriyle korusun. Hep iyi, güzel bir hayat sürmeni Allah nasip etsin. Ben yakışıklığımı bir daha dinleyeyim. Tövbe kapısı her zaman açık mıdır? Tabii ki güzel yüzdüm yani. Bazıları var ya diyor, Allah benim tövbemi kabul etmez falan. Çok çılgınca ifadeler. Olur mu öyle şey? Yani sen hatalar yaptıysan o senin kaderinde olan hatalardır. Allah sana tövbe ilham ediyorsa zaten bir hayırla onu sana yaptırıyor demektir. Bir güzel amaç vardır ki Allah sana tövbe ettiriyor. Dolayısıyla tövbe çok önemli. Yani mümin her zaman Allah'tan rahmet bekleyecek. Allah'ın her zaman güzel bir karşılıkla ona karşılık vereceğini umacak. Nahl suresi 119. ayette Allah, sonra gerçekten Rabbin, şeytan Allah'a sanırım bak, cehalet sonucu kötülük işleyen, sonra bunun ardından tövbe eden ve ıslah olanlarla beraberdir. Şüphesiz Rabbin bundan sonra bağışlayandır, esirgeyendir. Furkan suresi 71'de, kim tövbe eder ve salih amellerde bulunursa, yani samimi yaşarsa, gerçekten o tövbesi ve kendisi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Bak Allah net söylüyor, görüyorsunuz. Kim tövbe eder ve salih amellerde bulunursa, samimi ise, gerçekten o, şeytan Allah'a sanırım, tövbesi ve kendisi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Allah kabul edeceğim diyor. Açık işte. Hayır, zaten Allah sonsuz akıldır yani. Samimi candan bir insanı mutlaka affedeceğim diyor Allah. Evet, dinliyorum.